Efendim? Soru sorabilir miyim? Ne soracaksınız? Sonunda Türkçe bilen birini buldum. Evet. Efendim, ekonomik sorun yaşıyor musunuz? Çok. Çok. Gibi sorunlar yaşıyorsunuz? 7500 lira neye yeter kızım? Bak hanımı mısırından doyuruyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Ekonomik sorun beter bir şey. Ama yönetim bunu iyi yaptığını zannediyor. Böyle iyilik olmaz. Biz böyle yaşayacaksak bu psikoloji falan olmuyor. Zaten psikolojimiz cebimizde paramız olmadığı zaman bozuk olmuyor mu? Zaten bozuk oluyor psikolojimiz. Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sorun ekonomik değil psikolojiktir dedi. Biz de bugün yurttaşlara yaşadığınız ekonomik sorunlar psikolojiden mi kaynaklanıyor diye soracağız. Herkes yaşıyor, biz yalnız değil ki. Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Ya her şey pahalı yani, mesela bir şey alınmıyor ki. Yani bir yemek yemeye kalkıyorsun 300 bine 400 bine bir yemek. İnsan da herkes 300 bine 400 bine kazanamaz ki. Yani zenginin işine yarıyor. Fakir zaten fakir. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan sorun ekonomik değil psikolojik dedi. Sizce de öyle mi? Ya yok ya. Şimdi dolar mesela euro düştü. Niye bu eşya düşmüyor? Bir markete gidiyorsa iki katını yapıyor. Bir hafta 50 lirse ikinci hafta 70 yapıyor. Yani kendi tarafından 20-30 bin lira üstüne atıyor. Neden bu düşüyor euro, euro şey? Petrol mesela zam geldi. Bu neden kaynaklanıyor? Dolar kalksa daha iki katı olacak. Psikolojiden kaynaklanıyor olabilir mi? Eh ya, psikolojiden alakası yok. Herkes kendi tarafından zam yapıyor yani. Öyle zam yok. Bu mesela diyelim 150 lirse 10 gün sonra gidiyorum 170 olmuş. 10 gün bir hafta sonra gidiyor 200 olmuş. Yani herkes kendinden yapıyor. Amca yaşıyoruz. Ne gibi sorunlar yaşıyorsun? Emekli memurum, yandık Allah yandık diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki sorunların sebebi ekonomik değil psikolojik. Sizin sorununuzun sebebi psikolojik mi? Evet, evet. Psikolojiktir evet maalesef. Öyle midir? Evet. O yüzden mi geçim sıkıntısı çekiyor? Hala da canım bak memurum da ikinci el tespih alıp satıyoruz. Halimize bakalım. Aldığımız 7,5 milyon şey maaş, emekli maaş. Bundan nasıl geçineceğiz? Peki bunun psikolojiyle ne alakası var? Var ki tabii psikolojiden buralar bozuluyor. Geliyorsun, saldırıyorsun artık. Ne? Daha ne diyeyim? Siz yaşıyor musunuz efendim sıkıntı? Tek adam var. Türkiye'de tek bir adam var. Tamam mı? Kanunu, adalet neyse odur. Bak başka bir şey yok. Kim o tek adam? He? Kim o? Herkes hepiniz biliyoruz. Kim adam? He? Başımızdaki Cumhurbaşkanı adam odur. Peki sizin de sorunlarınız psikolojiden mi kaynaklanıyor? Senin cebinde bir şey yoksa aç sen. Nasıl olacak? Psikoloji düzgün olur mu? Olmaz. Ekonomik sorun olduğu için psikolojimiz mi bozuluyor? Muhakkak olur. Muhakkak öyledir zaten. Tamam. Kızım hiçbir şeyimiz yok. Kızım hangi? Bir şey yapamıyoruz. Fakiriz. 7 milyara ne kazanırız? Kire var, bilmem ne var. Her bir şey var. Ne? Tespih satıyorsunuz. Evet. Tespih bir de başka ne yapacağız? Peki kazandığınız yetiyor mu size? Kızım günde, iki günde belki iki tane, üç tane satmıyoruz ya. Yok, perişan haldeyiz. Yok ya. Yasa geberdi, öldüm. Ya satamıyoruz. Hayır, hayır. Gitti artık. Hayır, bak. Kim yaşamıyor yalan söylüyor. Evet. Herkes yaşıyor. Sen yaşamıyorsun kızım. Yaşıyorsun daha başka kim ne olacak? Daha da beter olacak. Kötü, kötüye gidiyor. Evet. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki sorun ekonomik değil psikolojik. Ben onu bilmiyorum. Zaten ekonomi oldu mu herkes psikolojisi de bozuluyor. Öyle. Sizin psikolojiniz ne durumda? Tabii ki ben şu anda iyi ama daha kötüye gidiyor yani. Başkanım da razı olsun. Böyle bir ekonomi sorunu hiç görmüyoruz. Erdoğan'dan mı kastın? Evet tamam, belki bağlılık var ama bizim için yok yani, ben görmüyorum. Dünyada var yani. Dünyanın her yerinde var. Bizde yok, dünyada var. Bizde de var, dünyada da var. Ama sıkıntı yaratmıyor. Ama mesela emeklilerle konuşuyoruz, öğrencilerle konuşuyoruz, geçinemediklerini söylüyorlar. Allah aşkına niye geçinmiyorsun ya, emekli maaşı bana yet. Eviniz kira mı peki? Yok, değil. Eviniz kira olsa yetişebilir mi? Çünkü İstanbul'da kiralar çok pahalı. Doğru, yani pahalılık her yerde var. Buna bir şey diyemeyiz. Pahalılık her yerde olduğu için bir şey diyemeyiz. Bunu yönetimin çözmesi gerekmez mi? Şu an bu yönetimden başka ben yönetim görmüyorum. Ne gelecekte görüyorum, ne gidecekte. Olmasa nasıl kazanıyor bu adam? %52 oy aldı Erdoğan. %48 memnun olmayabilir. %48 memnun olmayabilir. O da memnuna katılıyor yani. O da mecburen katılıyor memnunlara. Tabii 52
belki daha fazla bir oran. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim bak. İnsanların yoksulluk çekmesi mi gerekiyor? Hayat pahalılığı olsa bu adam seçimde gene belediye reisini alacak. İstanbul Belediyesi'ni de alacak. AKP mi? Evet. Gene alacak. Demek ki yok. Millet memnundur. Ben ne? Olabilir. Bir kısmı olabilir. Memnun olmayan da var ama. Memnun olmayan var. Fakat göremiyorum. Yani yok. Buralarda yok. Abi ben 10-15 kişiyle konuştum. Kimse memnun değildi. Allah herkesi işin rast getirsin. Ne yap? Teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim. Soru sorabilir miyim? Ne soracaksınız? Sonunda Türkçe bilen birini buldum. Evet. Efendim, ekonomik sorun yaşıyor musunuz? Çok. Kim sorunlar yaşıyorsunuz? 7500 lira neye yeter kızım? Bak hanımı mısırından doyuruyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Ekonomik sorun beter bir şey. Ama yönetim bunu iyi yaptığını zannediyor. Böyle iyilik olmaz. Biz böyle yaşayacaksak bu psikoloji falan olmuyor. Zaten psikolojimiz cebimizde paramız olmadığı zaman bozuk olmuyor mu? Zaten bozuk oluyor psikolojimiz. Sıkıntı yaşıyoruz tabii. Yaşamaz olur mu? Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Her tarafta baksana. Yol bile sıkıntılı. Bile yol sıkıntılı yani. Esnaf mısınız? Esnafız. Nasıl müşteri profili değişiyor mu? Burada çok yoğun şekilde turistler var. Bu sana aynı değil yani. Ne gibi farklar var? 100 fark var yani. Geçen sene daha iyiydi. Bu sene daha iyi değil yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki sorun ekonomik değil psikolojik. Katılıyor musunuz buna? Yo, ne dese odur. Başkan ne dese odur. Psikolojik mi sizce bu yaşananlar? Doğrudur. O ne demirse odur. Hiç evet. Mi yanlış bir şey söylemez? Evet. Mesela işsizlik %50 düştü. Ne düştü? İşsizlik %50 düştü. İşsizlik düştü. Bu bir sorun mu? Sorun tabii. En büyük sorun nedir biliyor musun? İşsizliktir. İnsan iş olmadı mı, para olmadı mı sokakta kaldığı zaman her şeyi yapar. Yani işsizlik arttı demek istiyorsun. Yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yorumluyor. Diyor ki bu sorunlar ekonomik değil psikolojik. Katılıyor musunuz buna? Hayır, katılmıyorum. Katılmıyorum. Psikolojiye ne alakası var şimdi? İş yok, güç yok, psikolojik. Ben akşama kadar psikolojim bozulsun. İş olmaktan sonra iş neden bir insanın psikolojisi bozuluyor? Parasızlıktan, işsizlikten, yani yoksulluktan bozuluyor. Bugün ben çocuklarıma... Benim 4 tane çocuğum, ben çocuğa ekmek götürmezsem, akşam çocuk benim başımı arasa, karı benim başımı arasa, psikolojim bozulur. Bundan bozulur. Ben teşekkür ederim. Psikolojiden dolayı ekonomi bozulmuyor, ekonomi bozuk olduğu için psikoloji bozuluyor diyorsun. Evet, aynen. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı, katılıyorum arkadaşa. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Nasıl gidiyor ekonomi? Ekonomik sorun yaşıyoruz da normaldir yani, buna biraz sabredeceğiz, geçer her şey yani, bu kendimizi yırtıp atlayacak değiliz yani, inşallah geçer. Peki, Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yine sabretmemiz gerektiğini söyledi ve dedi ki sorun ekonomik değil psikolojik, sizce de öyle mi? Bence de aynen öyledir yani, şimdi dünyada insanın başına her şey gelebilir yani, ekonomi sorun da çıkabilir, kıtlık da olur, buna sabredeceğiz. Hem de çalışacağız yani. Çalışmadan olmuyor. Çalışacağız. Çalışmadığımız için zorluk yaşıyoruz. Çalışıyoruz da. Yani olur. Dünyada, bütün dünyada ekonomik krizi var. Yani sadece Türkiye'de değil. Her yerde var yani. Bunu biraz sabredeceğiz. Geçer inşallah. Çünkü hükümetimiz çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor yani. Biz biliyoruz. Bizde yani akıl var, mantık var. Çalışıyorlar yani. Allah razı olsun. İnşallah geçer yani. Tabii ki ufak tefek ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ama yapacak bir şey yok yani ülkemizde. Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Fiyatlar hızla artıyor. Fiyatlar tabii ki muhakkak hızlı artış var ama sanki biraz toparlar gibi şu anda gözüküyor ama bakacağız, duruma yapacak bir şey yok yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki sorun ekonomik değil, psikolojiktir. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünmüyorum maalesef. Bize neden böyle bir şey söyledi? O kendisinin bileceği bir iş. Yani herkesin görüşü farklıdır. Saygı duymak gerek. İş yok, güç yok. Millet gezip duruyor. Başka? Yani millet geziyor, ekonomik sıkıntı yok mu diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Onun için geziyor millet. Sıkıntıdan stres atıyor benim gibi. Sadece geziyorlar mı, almıyorlar mı? Herhalde bakıp gidiyorlar. Siz de mi öyle yapıyorsunuz? Ben de öyle yapıyorum. Mecburiyetten. Onu Tayyip'e soracaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dedi ki sorun ekonomik değil psikolojik. Sizce de öyle mi? O kendisine sorsa daha iyi bilir. Eyvallah. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Vallahi ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Emekliyim. Emekli maaş bile daha yetmiyor yani. Devletin vermiş olduğu 7500 lira emekli maaşı kime yetecek? Ev kiraları olmuş 14 bin lira, 15 bin lira. Yani şu anda durum vahim. Ya şurada bile daha iş yapamıyorum emekli olduğumuz halde. Ya bir de zabıtalar var, onlar da bizi rahat bırakmıyor. Aslında zabıtaların görevi nedir? Marketleri denetlemek, onlar geliyor bizi denet. Hırsızlık yapıyor sanki. Veya bu kadar. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün dedi ki sorun ekonomi değil, psikolojik. Nasıl yorumlarsınız? O psikolojik değil. Bunu yapanlar bizim kendi insanlarımız yapıyor. Olmadık şeye zam yapıyorlar. Mesela geçen şuradan bir şeker alayım dedim. Ülkenin 10 liraydı. Onu dedi ki 14 lira dedi. Öbür tarafa gidiyorum 10 lira diyor. Bunu bizim kendi insanlarımız yapıyor. İnsanlar mı suçlu? İnsanlar suçlu tabii. Ya hükümetin, devletin burada bir suçu yok yani. Olay bu.